Tamam. Ee, başladı gibi görüyorum. Ee, şimdi YouTube'da herhalde. Evet, tamamdır. Ee, merhabalar hepinize. Ee, hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle tabii daveti kabul eden konuşmacılarımıza ve siz katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Ee, bu iki gündür süren e, sempozyumun son oturumu olacak. Ee, ve işte kanonlaşmada hani yeni aktörleri beraber konuşacağız. Ee, tabii kanonlaşma çerçevesinde konuşurken e, hem bir yandan bir hikaye anlatma yani edebiyatın kanonlaşmasından bahsederken tabii bir hikaye anlatmak işte edebiyat. Fakat bir taraftan da kanonlaşma herhalde hikayenin değer görmesi, gönül, görünür olmasıyla ilgili bir mesele. E, ve bu çerçevede de e, hem de bir kamusal alan olarak edebiyata değinmiyoruz. İşte Habermas meşhur metninde diyordu ki hani kamusal alan edebi kamusal alandan çıktı aslında. Yani aydınlanmanın salonlarından. Burada işte konuşulanlar, konu edinilenler, hayata dair sorular ve cevaplar. Bunun mekanları, kurumları, işte imkanları, bir tür böyle maddi arka planı hem de. Ve son olarak da bunun aktörleri ve ilişkileri. Dolayısıyla edebiyat tabi kamu ise her kamu gibi ilişkilerin burada bir yeri var e, kuşkusuz tabi bilhassa böyle rejimin daha sertleştiği politik rejimin daha sertleştiği dönemlerde daha görünür olacak şekilde de böyle bir politik seçmeciliğin de kanonun oluşumunda etkisi var ama dönemler değişiyor artık hani kanonlardan bahsediyoruz e, dünkü panelde de tartışılmıştı hani post kanon, meta kanon gibi şeyler oluyor yani bir çoğulculaşma da oluyor ee, ama gene de ben, bana kalırsa yani hani bir politik boyut arkada devam ediyor ve sadece rejimin koyduğu sınırlardan e, 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 ibaret de değil e, e, edebi kamuoyu oluşturan aktörlerin ve bu aktörlerin belki de en önemlisi olan okurların politik duyarlılıkları da e, edebi kamuların oluşumunda önemli. Ee, ancak şurası önemli ki kanonlaşma zamanının ruhu kadar koşullarıyla da bağlantılı. Örneğin internet teknolojileri gibi yenilikler ya da okur yazarlığın yükselişi, yeni biçimleri, yeni mecraları e, ya da işte toplumda sınıf yapısının dönüşmesi, çoğallaşması, çoğullaşması vesaire, okul kit kitlelerinin buna bağlı olarak çoğullaşması ya da yayın evlerinin e, işte sermaye güçleri hem hem Marx'ın hem Bourdieu'nun kastettiği anlamda sermayelerimiz ee, pekala bunlar altyapısal dönüşümler yani de e, etkiliyor edebi kamuyu. Ve içinde bulunduğumuz dönemde de dijitalleşmenin ve küreselleşmenin etkisiyle edebiyat üretiminin maddi koşulları değişti. Bunu zaten çok konuşuyoruz, farkındayız. Yayıncılık örneğin geçmiştekinden çok daha fazla bir business halini aldı. Ee, kültür endüstrisinin gelişmesiyle beraber yazar çizerlerin para kazanabileceği dizi yazarlığı gibi alanlar yükseldi. Yazı artık dijital platformlardan da yayılabiliyor. Bir de tabii ulus devlet küreselleşme boyunca erirken onun edebi kamusu da dönüşüyor. O oturumda tüm bu dönüşümleri ve ötesini e, edebiyat kamusuna giren yeni aktörleri, yeni yazma biçimlerini, yeni etkenleri tartışmaya çalışacağız. Şimdi ben lafı tabii daha fazla uzatmadan sözü konuşmacılarımıza vermek istiyorum. E, konuşmaların ardından soru cevap bölümümüz de olabilir, hani olacak. Sorularımızı işte o, o ki kısma yönlendirebilirsiniz. Ee, Barbaros Altuğ'la başlayalım. Bir ee, Barbaros Bey'i tanıtmak istiyorum. Ee, uzun yıllar büyük basın kuruluşlarında çalıştı. Çeşitli dergi ve gazetelere söyleşiler, edebiyat eleştirileri yazdı. İlk hikaye toplamıyla Oktay Akbal başarı ödülü aldı. Ve bu hikayeler yayınlanmadan kayboldu. Yazık. <laughs> İlk şiiri e, üniversite yıllarında Milliyet Sanat dergisinde çıktı. 20 yıl önce Türkiye'li yazarların dünya ve Türkiye haklarını temsil eden bir ajans kurdu. Bu ajans yoluyla 50'den fazla yazarın yüzlerce eserinin 40'dan fazla ülkede yayınını sağladı. Muazzam bir şey tabii. Taraf gazetesinde köşe yazdı. E, kendi yazdığı romanları hazırladığı antoloji e, antolojileri, antolojiler Türkçe, Almanca, Yunanca ve Bulgarca yayınlandı. Almanya, Hollanda, Ermenistan gibi ülkelerde uluslararası burslar kazandı. Artık yazdığı ilk iki romanın filme uyarlanacağı Berlin'de yaşıyor. Şahane bir haber. İngilizce ve Türkçe yazılar, kitaplar üzerine çalışıyor. Şimdi de bize gelecek "Okunur mu" adlı başlıklı söyleşisinde zamanın ruhunu yakalamak üzerine bir konuşma yapacak. Teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. E, e, ...Floransa'dan sesleniyorum bugün size... ...Berlin'den buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> e, evet, küresel <kanon>, dünya. <laughs> evet, tam öyle. Ama güzel oldu değil mi pandemi aslında bir taraftan da? E, her taraftan seslenebiliyoruz. Canon e, benim için... E, ...hem e, var olması... E, ...önemli bir... ...anlayış diyeyim... ...kurum demek bana doğru gelmiyor... E, ...hem de e, manasını da... ...biraz yitirmiş e, durumda. Çünkü... E, kanon en başta bir seçimle başlıyor e, ve daha sonra kanondan söz ediyorsak e, söz ettiğimiz seçimi ciddiye almamız gerekiyor. E, bu kanonun içine girecekler çıkarılacaklar hakkında e, söz alıyoruz biz şu anda ve bizden önce yapılmış şeyleri de tabi ki ciddiye almamızı e, bekliyoruz birbirimizden. E, bu kabul veya itirazların aslında bu ciddiye alma e, düzeyinde gerçekleşmesi gerekiyor. E, o nedenle biz, ben Türk Edebiyatı'ndan bahsetmek istiyorum zaten. Öncelikle Türkçe edebiyattan daha doğrusu. E, burada e, bize gelen, geçmişten gelen kanon anlayışının e, aslında değerlendirilmesinin... E, seçicilerin, o kanonu oluşturan aktörlerin ideolojisi, bilinci, tercihlerinin önem kazandığı ve bizim bu kanonları kabul edip etmememizin aslında onları değerlendirmeden mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Hmm. Özellikle Cumhuriyet döneminde bir önceki oturumda da bahsetti bazı konuşmacılar. Cumhuriyet dönemi biraz... Osmanlı'yla edebi anlayış olarak da kopma ve yeni bir ideoloji yaratma dönemi. Ve bu dönemde e, edebi yapıtları sadece değerlendiren, tasnif eden, bize sunan e, insanlar değil ama edebi hayata hakim olan bütün aktörler yani yazarlar, yayıncılar, eleştirmenler aslında belli bir ideolojik bakış kazanıyorlar ve bu ideolojik bakışın benim için önemli olan bir tarafı pek çok farklı taraftan ele alınabilir bu. E, dilsel olarak da eline, ele alınabilir, e, köklerden de ele alınabilir. Fakat benim için önemli olan tarafı e, heteroseksist bir anlayış bu. E, ve e, maalesef e, kendisinin dışındaki bütün e, cinsel dünyaları ve varoluşları yok etmek... E, görmezden gelmek, hatta çoğu zaman aşağılamak üzerine kurulu bir heteroseksist anlayış. Bazı e, e, eşcinsel yazarlar e, sadece eşcinsel oldukları için aşağılanırken yapıtları da sadece bu gözle görülerek kanon içerisine alınmıyor. Tam tersine bazı eşcinsel yazarlarda eşcinsellikleri yok edilerek ve tamamen bunlar görmezden gelinerek Başka bir biçimde heteroseksis norma dönüştürülerek kanonların içerisine yerleştiriliyor. Bu okumaların hem çok eksik hem de çok yanlış olabileceğini düşünüyorum ben. Mesela dünyadan yola çıktığımızda 1970'lerde bütün dünyada hem cinsel uyanış ve eşitlik ideolojisi artık başlıyor, LGBT hareketleri. E, görünür olmaya başlıyor Batı dünyasında hem de feminist hareket ve feminist anlayış artık e, edebi ve sanatsal e, kanonların ve standartların aslında e, objektif oluşturulmadığını anlatmaya başlıyor ve bu nedenle hem kanonun içine girecek olan aktörleri değiştiriyorlar kendileri hem de yeni kanonlar anlatmanın mümkün olduğunu e, öne sürüyorlar. Bu bize bence e, hala gelmiş bir anlayış değil. Çünkü biraz önce konuşmanın e, konuşmam baş, başlamadan önce sizinle de söylediğimde bir önceki oturumda da mesela e, dinlediğim konuşmacılardan bazılarının e, edebiyat konuşuyoruz neticede ve yeni bir dünyadan bahsediyoruz. E, edebiyat dediğimizde e, dilden başlamamız gerekiyor. Bu yeni dünyayı, yeni aktörleri yaratmaya ve konuşmaya. Hmm. Mesela bayan okur bana hala kullanılabilir bir sözcük olarak gelmiyor. Dünyada baydan bayana oluşturulmuş bir şeyi edebiyat üzerine söz alan bir aktörün kullanması açıkçası bana çok yanlış geliyor. İkincisi, bayan okurun okuduğu diye bir sınıflama mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün değildir bence. Yani kadınların ve erkeklerin edebi zevklerini sadece cinsiyetlerine özgü e, yükseltmek ya da alçaltmak mümkün değildir. O nedenle bütün bu cinsel ayrımcılığın dilimizden temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Ve bunun netice olarak aktörleri bizsek, öyle yerlerde konuşuyorsak en başta burada bu temizlemeyle başlamamız gerekiyor. Yoksa e, bir zamanlar e, biliyoruz işte mesela e, eşcinsel olduğu herkes tarafından bilinen Nahit Sırrı Örik için e, işte heteroseksüel ve gayet de güzel e, yazdığı şeylerle ağırlanan Yusuf Ziya Ortaç'ın Nahit Sırrı için yazdığı ve bugünden baktığımızda korkunç bir aşağılama olan kırıtarak uzaktan gelir Nahit Sırrı. Sanırım pantolonlu bir kız gelir kısmına denk düşebiliriz eğer ki dilimizi kontrol edemezsek. E, mesela benim çok sevdiğim, şahsen de tanıdığım, çok saygı duyduğum dünyanın bütün ezilen e, insan ve halkları için düşünen ve bu konuda şiirler yazan Melih Cevdet gibi bir insan bile nahi sırrı için dışlayıcı, aşağılayıcı bir görüşe sahiptir. Şimdi bütün bunları e, biliyoruz biz, yani en azından e, bazı yerlerde yazılabilir hale geldi bu konular. Fakat hala e, edebi kanonlardan bahsettiğimizde bu yazarların aslında LGBT oldukları ya da bazı yazarların heteroseksüel olsa da LGBT karakterler koydukları görmezden geliniyor. Bütün bunlar görmezden gelinirse edebi arkeolojik çalışmamız aslında çok eksik kalıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. E, ...Sait Faik. Şimdi Said Faik artık biz bugün... ...eşcinsel olarak değerlendirebileceğimiz bir yazar. Said Faik genç erkekleri seviyor. Genç erkeklere düşkün. Bunlar için e, pek çok şey de yazıyor. Fakat e, edebiyat olarak Said Faik dışlanamayacak kadar... ...büyük bir karakter olduğu için... ...Said Faik'in bütün bu e, eşcinsel sevgi kısmı... ...insan sevgisine dönüştürülüyor ve bir pota içerisinde eritiliyor e, Ya da işte artık yabancı basında çok ünlü olduğu için Sabahattin Ali'nin kürk mantolu Madonna'sı diyelim. Yaşadığı dönemde Sabahattin Ali'nin Berlin günleri e, hep bir e, tırnak içerisinde Berlin'de geçirdiği günler hakkında imalarla anılıyor. E, daha sonra Sabahattin Ali bu günler hakkında konuşmadan Berlin'de geçen ve aslında bugün şu anda... Konuştuğumuz genç gender fluid diye adlandırabileceğimiz gençlerin kendine çok yakın hissettiği bir karakter yaratıyor. Bu nedir? Kürk mantolu Madonna'nın içinde vardır mesela. Bir e, insan e, bir başka insana cinsiyetini e, önemsemeden aşık olabilir diyor Sabahattin Ali. Bu kendi zamanı için hele hele Türkiye Cumhuriyetinin o dönemki tek tip ideolojik insanı için çok yeni bir şey. Ve o zamanlar bunu anlamazdan geliyorlar. Çünkü Sabahattin Ali'nin aynı zamanda trajik bir ölümü de var. Öldürülmesi var devlet tarafından. Fakat bugün yayınlandığında batıdaki eleştirilerde Sabahattin Ali'nin bu kahramanı artık LGBT üzerinden değerlendiriliyor. Biz bütün bunları hala Türk edebiyatında yok sayıyoruz. Bu araştırmalar henüz yapılmadığı gibi adlandırmaktan da özellikle kaçınıyoruz, imtina ediyoruz. Keza ee, keza diyelim ki e, Selim ileri e, Nahit Sırrı hakkında biliyorsunuz Nahit Sırrı'dan bir kahraman oluşturur. Cemil Şevket ve aynalı dolaba iki el revolver diye. Şimdi burada biz Selim İleri'nin cinsel kimliğini ve Nahit Sırrı Örik'in cinsel kimliğini tamamen göz ardı edersek Selim İler'inin Niye Nahit Sırrı Örik hakkında böyle bir şey yazdığını anlayabiliriz edebi olarak fakat dünyasını anlamakta eksik kalırız ve dünyasını anlamakta eksik kalıp bunun üzerine bir dünya inşa etmemiz mümkün değil diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim arkeolojik kazıları bütün bu yazarlar kendi içlerinde yapıyorlar. Yani e, diyelim ki Mehmet Murat Somer, Mehmet Murat Somer kendine özgü çok e, önemli bir e, karakter yarattı. Bu karakter nedir? Daha önce olmayan bir şey. Hele polisiyenizde hiç olmayan bir şey. E, hem erkek hem kadın olabilen, e, kadın kıyafetleri giymekten de hoşlanabilen ve erkeklerle yatan bir karakter yarattı. Hop, ya ya. Bu bütün dünyada bilhassa polisiye yönünü bırakarak karakter üzerinden çok önemsendi ve yayınlandı. Yani dünyadaki en büyük eleştirmenler kitapları bu açıdan ele aldılar. Ama biz Mehmet Murat Somer'in işte Nahit Sırrı Örük'ten Murat'a Mungan'a kadar gelen bütün okumalarını yok sayarak bütün bu insanların cinsel kimliklerinden hiç bahsetmeyerek yeni bir dünyayı algılayamayız diye düşünüyorum. Çünkü bu 2000'lerde söz edilebilen, 2000'lerde ortaya çıkabilen ve 2010 ve 2020'lerde bütün dünyada artık kabul görmüş olan insanların farklı cinsel kimlikleri olabileceği gerçeği üzerinden bir edebiyat. Ve bu edebiyat aslında kendi içerisinde bir kanon. Yani bunu eğer böyle okumayı denersek, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki çok uysal diye nitelendirdiğimiz Hayri İrdal karakteri mesela. Bu gay okumaya çok açık bir karakterdir. Ee, Barış Bıçakçı'nın büyük olasılıkla kendilerine bile, birbirlerine bile açılamayan ve kendilerinin bile bilmediği belki, çünkü Türk toplumu kapalı ve baskıcı bir toplum. İki erkeğin büyük bir aslında aşk ve tutkuyla birbirlerine bağlanmalarının romanı olan bizim büyük çaresizliğimiz, e, gay okumaya açıktır hatta e, mesela e, Barış'ın romanından e, film yapıldı biliyorsunuz aynı isimle Bizim Büyük Çaresizliğimiz Berlin Film Festivali'ne katıldı Berlin Film Festivali'nde bu romandan uyarlanan film ki romana çok sadıktı çünkü Barış senaryoda çalışmıştı bu romandan uyarlanan film, e, senenin en iyi LGBT filmlerine verilen Teddy Bear ödülüne aday gösterildi. Yani bizim okumayı reddettiğimiz, görmekten kaçındığımız bir gerçeklik orada berrak bir şekilde duruyor aslında. Sadece e, bakmamızı ve okumamızı değiştirmemiz gerekiyor diyorum. E, onun için burada siz bana bu sempozyumda konuşur musunuz diye rica ettiniz. Önce I'm sorry. I'm sorry for disturbing. Ya. rica ettiğinizde önce bir düşünüm. Çünkü ben aslında e, hani kendimi eleştirmen olarak kabul etmiyorum. Zaten akademik bir e, edebiyat e, tarihi e, e, geçmişim yok. Onun için sadece kendimi meraklı bir okur ve dünyayı okumakla e, algılayan bir insan olarak e, görüyorum. Ama e, şöyle de bir şey var. Eğer e, geçmiş okumaları değiştirmezsek, e, geçmiş aktörlerin bütün bu ideolojik saplantılarını ve dünyayı tek açıdan e, görüşlerini e, değiştirip e, e, kanon anlayışımızı ve e, kanon aktörlerini doğru yerlere yerleştirmezsek, ...geleceği okumanın çok da mümkün olmadığını düşünüyorum ve hep sadece kendi aramızda belli saplantılarla seçtiğimiz isimler ve anlayışlarla sınırlı kalacağımızı düşünüyorum. Onun için bu konuşmayı yaparım diye kendi kendime düşündüm çünkü benim dünyamı oluşturan ve... Bana dünyada yalnız olmadığımı hissettiren bir edebi anlayış var. Bu edebi anlayışı ben kendi kendime buldum. Fakat bu edebi anlayışın artık kendi kendine bulunur olmaktan da çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim gibi olan e, insanlar edebiyat üzerinden dünyayı anlamlandırmaya kendilerine e, bir e, akraba ağı, edebi akraba ağı kurmaya çalışan insanlar artık kendi kendilerine gayretten ziyade bunun e, edebi tarihte yeri olan ve edebi e, aktörler açısından değerlendirilen önemli bir dal olduğunu görmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda e, akademik çalışmalar, bu konuda branşlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Osmanlı'da zaten LGBT olarak adlandırılmasa da böyle bir edebi gelenek de var netice olarak ve bütün bunların e, cumhuriyet döneminde unutturulmaya çalışıldığı gibi şu andaki sizin bahsettiğiniz politik e, baskılar ve e, neredeyse e, cumhuriyetin ilk kuruluş e, denk gelen e, başka ideolojik baskılarla e, beraber iyice yok ettirilmeye çalıştığını görüp ve bunu e, açıkçası oluşan yeni dünyada Tehlikeli de buluyorum çünkü e, Türkiye'nin en önemli e, ge şeyi e, gap e, yani e, Açık arası, kuşaklar arasında değil bence, anlayışlar arasında. Çünkü ben kendimi dediğim gibi işte Mehmet Murat Somer'e yakın hissediyorum. Kendisi 60 yaşını geçmiş bir yazar ama kendimi 20 yaşında ya da 30 yaşında dilin kirinden kurtarmayan ve hala eski ideolojilerin saplantısıyla konuşan insandan daha yakın hissediyorum. O nedenle bu aradaki uçurumun kapanmasının, bu anlayışları açıkça konuşacak, bu anlayışları e, edebiyat tarihine gerçek hak ettiği şekilde yerleştirecek olan bir kanon anlayışından geçtiğini düşünüyorum. Gelecek okunur mu? E, öyle bir başlık e, söylemişim. E, gelecek okunabilir ama ancak geçmişi doğru yerleştirebilirsek okunur. Yani e, orada duran geçmişi doğru anlamlandırmıyorsak, orada duran geçmişin çapaklarını ayıklamıyorsak ve orada duran geçmişi aslında kendimize göre sterilize olarak sunuyorsak geleceği okumamız çok da doğru değil. Evet gelecek okunur. Herkes benim gibi ve başkaları gibi kendi çabasıyla okur ama edebi kanon en başa dönersek ciddiye alınabilmesi için bu seçimlerin ciddiye alınması lazım. Bu seçimlerin ciddiye alınması için de muhakkak artık edebiyat olarak da sanat olarak da aktörlerin farklılaştığı ve hepsinin kendi içinde köklerle birbirine bağlandığının ortaya çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, acaba şimdi mi biraz sonra mı konuşabiliriz? Olmazsa hani soruları en sona bırakalım. Tamam. Daha şey olabilir. Ee, devam edelim hani konuşmalar konuşmalarımızın. Ee, Emrah Polat, diğer konuşmacımız. Onu da biraz bir tanıtmak istiyorum. Ee, 1974 yılında Ankara'da doğdu. Otlu Sosyoloji bölümünü bitirdi. Köpek Adamlar, Aloji Tilki'nin Seren Cama adlı romanları iletişim yayınlarından. Ee, Yüzler adlı romanın ser yayıncılık tarafından yayınlandı. Ee, Köpek Adamlar, Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'da da basıldı ve Edebiyat Haber sitesinin yayın yönetmeni. E, ee, başlığı ise Edebiyatımızın kanalına imtihanı ve dijital dünya, hani dijital platformlar ve son oluşumu arasındaki ilişkiye de değineceğini tahmin ederek sözü Emrah Bey'e veriyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, ya yani bu kısa sonuçta edeb edebiyatımızda kanun imkansızlığı tezini çeşitli argümanlarla savunmaya çalışacağım. Esasen sizleri sıkmayacağımı bilsem iki cümlede bir, Harold Bloom'un Batı Kanonu adlı önemli çalışmasındaki bir cümleyi tekrarlamak isterim. Kanonsal kehanetin diyor Bloom, bir yazar öldükten sonra yaklaşık iki nesil geçince test edilmesi gerekir. Yani, ee, en azından 100 yıl geçmesi gerekiyor. Ee, tam da bu noktada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, ölümü, e, ölümünün 1962 olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ee, i̇zninizle genel bir giriş yapmak isterim konuya. Kanunu e, bazı e, eserler üzerindeki hegemonik mutabakat olarak alırsak, hani siz habermas'tan örnek verip edebi kamusal alanın e, oluşumu ee, buradan bahsettiniz belki e, birbirine yakın algılayabiliriz e, onu oluşturan esasen aydınlardır e, hiçbir yazar e, kitabını yazarken hani ben e, bir kanon oluşturuyorum diyerek yazmaz malum e, bu daha sonra oluşturulur hatta inşa edilir soru olursa açarız e, bu bölümde e, peki e, edebi kanon zamanla değişebilir mi? E, ee, kanonlu bir tercih e, ve bu tercih ile ilintili olan bir inşa süreci olarak kabul edersek değişmesi elbette olasıdır. Nihayetinde her çağ, o çağın sosyopolitik, edebi ve estetik ideallerine göre e, bir şeyleri öne çıkarır, bir şeyleri gizler. Barbaros Bey'in de e, az önce isabetli bir biçimde değindiği gibi gizler ya da siler e ee, Bu tabii e, hani biraz muğlak bir kavram çağ. O çağın içindeki aktörler elbette belirliyor bu e, neyin öne çıkacağını, neyin gizleneceğini, neyin farklılaşacağını. Evet aslında kanunlaşma sürecinde en temel faktör dilsel sürekliliktir. Dilsel süreklilik kırılınca özellikle günümüze yakın bir yerden kırılınca antik e, ya da kadim kanon bulmak güçleşir doğrusu. Hatta kimi zaman imkansız hale gelir. E, az sonra söyleyeceğimi e, tespit olarak e, söylüyorum. Yani biraz önce söylediğimi de tespit olarak söyledim elbette. E, katılmak ya da eleştirmek için söylemiyorum. E, ülkemizde Latin alfabesine geçiş tarihi e, 3 Kasım 1928. Bunu da not edelim. E, daha öncesi ee, tabii bir ciddi bir kopuş oluyor ee, nereden durduğunuza bağlı olarak e, bu bir e, hani shift ideolojik bir farklılaşma da olarak da algılayabilirsiniz ee, yeniden kuruşta olarak algılayabilirsiniz mirasa sahip çıkmama olarak da e, algılayabilirsiniz dediğim gibi nereden durduğunuza hangi mahalleden e, konuştuğunuza Göre değişen bir konu. Modern kanonun oluşum sürecinde ise dilsel bir süreklilikten daha etkili bir faktör vardır. O da uluslaşma süreci. Erken uluslaşma yaşamış ülkeler için kanunlaşma nispeten kolaydır. Hani çünkü uluslaşma dilsel bir standartizasyon da içerir. Her ne kadar despotik bir taraf olmakla birlikte, düşünün 1789'da. E, Fransa'da devrim gerçekleştikten sonra Paris ağzı merkezi e, Fransa genelinde kabul görmüştür, standart hale gelmiştir. Ama tabii kuzeyde baskılar direnmiştir. E, orada da hala direniş vardır. Fakat Cumhuriyet'te tabii 1923 hatta e, tırnak içinde dil devrimi sonrasında İstanbul ağzının standart hale gelmesi ve yaygınlaşması süreci benimsendi. E bunda da tabii türlü sancılar oldu. Belki de olacak. E, bu uluslaşma sürecinde erken geç hani tarihler de önemli elbette. E, belki bir istisna e, yani hani bereketli Rus edebiyatı e, sayılabilir. Orada da tabii başka faktörler e, etkili oluyor. E, gerekirse açarız onu da. E, Doğrusunu söylemek gerekirse e, fragmentalize olmuş toplumun her rümresinin edebiyatçısı da malum ayrıdır. Bizim gibi sosyo-kültürel geçmişten gelen toplumlar için e, tırnak içinde anlaşılabilir bir durumdur da bu. E, edebiyatımızın kanunu kimin eserleridir? E, yani hani Yahya Kemal'in mi, Nihal mı, e, Suat Derviş'in mi, Nazım Hikmet'in mi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mı? Yani esasen Tanpınar'ın eserlerinin kanonlaşma sürecine en yakın olduğunu iddia edenlerin ki bence de hani e, çok haksız sayılmazlar. Ama bir taraftan da gönüllerinden geçeni hegemonik kılmak için zımni bir taraf girlik yaptıklarını da hani düşünmeden edemem doğrusu. E, hangi cümrede diyelim mahallede ikamet ediyorsak esasen o mahallenin yazarlarına da yakın oluyoruz hani. Mahalle değiştirdiğimizde esasen yavaş yavaş değerlerimiz değişiyor, yazarlarımız, de, yazarlarımız da değişiyor. Ee, peki varsayalım her mahalle tarafından beğenilebilecek özellikler taşıyan yani e, isim e, Ahmet Hamdi Tanpınar e, olsun e, diyelim, Tanpınar'ın eseri ya da eserleri e, edebi kanona en yakın olanlardır. Peki edebiyat son kertede en genel anlamıyla, e, bu ideolojiyi de katarak konuşuyorum. E, dilsel bir entite ise e, Tahsin Yücel'in kitaplarını beğenen okurlar. Hani ben de beğenirim ama e, burada öz Türkçe anlamda bir beğeniyi kastediyorum. E, Tanpınar'a nasıl yaklaşırlar acaba? Açıkçası e, iki sayfa dahi e, okuyacaklarını zannetmiyorum Birileri huzura e, edebi kanon kimliği e, kazandırabilmek için elstitüler er akademik çalışmalar yapa dursun. İşte e, çeşitli dergilerde müzikal formlarla huzurun e, kurgulanması arasında koşutluklar içeren gayet de şık e, metinler ürete dursun. E, başka birileri de e, esasen huzurun tırnak içinde sadeleştirilmiş halini basma hayalini çoktandır e, kuruyordur. Ve esasen bu hayal bir heves de değildir. E, yani unutulmasın ülkenin kurucu liderinin kalemi aldığı kitap olan Nutuk e, ya bu bile e, hem sadeleştirilmiş haliyle tırnak içinde kullanıyorum bunu. E, hem de işte e, orijinaliyle diyelim raflarda yer almakta böylesi bir e, geçiş dönemi. E, evet ben e, edebiyatımızın modern anlamda kanonunun şu anda olmadığını öne sürüyorum. E, büyük olasılıkla bu seminoljimdaki e, sunumları yarım asır ya da bir asır sonra inceleyenler farklı düşüneceklerdir. E, ama henüz çok erken e, izninizle. Edebiyat Haber yayın yönetmeni şapkasını hapkısını <laughs> e, giyerek kısa e, sonuçumu bitirmek isterim. E, yani bir medium yani aracı olarak dijital edebiyat yayıncılığı e, bilindiği gibi bir süredir edebiyat yayıncılığında e, etki anlamında konuşmak gerekirse e, yemenliğini ilan etmiş durumda. Elbette bu durumun bizlere yüklediği sorumluluk fazla. Hani çok dikkat etmeliyiz. Ama rolümüzde abartmamak gerekir. Zira bazı eserleri tanıtıyoruz ya da öne çıkarıyoruz ya da unutulanları hatırlatıyoruz. Yani eserin okurla buluşmasına vesile oluyoruz. Okurların esere nasıl yaklaşacağını, edebi... Yayınlar kuşkusuz etkileyebilir ama belirleyemez, yani hiçbir şekilde belirleyemez diyebiliriz. Bilindiği gibi alımlama, bir eserin alımlanması çok sayıda değişkenin etkili olduğu karmaşık bir süreç. Dijital ya da basılı olsun edebiyat yayıncılığının rolünü bu sınır bağlamında değerlendirmek gerekir bence. Evet, e, sunuşum bu kadar. E, çok teşekkürler. E, ben çok teşekkür ederim katkınız için. Niyazi Zorlu da katılacaktı aramıza ama e, ne yazık ki bir sağlık problemi nedeniyle katılamadı. E, onu da tabii dinlemeyi çok isterdik. E, şimdi aslında e, benim aklımda hani e, birkaç soru var. Bu arada başka sorular da gelecektir eminim. Ee, öncelikle e, Barbaros Bey'e bir şey sormak istiyorum. Peki edebiyat ajanlığı evet. yapıyorsunuz. Onların kanonun oluşumundaki rolü nedir? Ee, yani tam da işte o kamusal alan dediğim şey ilişkiler hani onunla da beraber düşünüyorum. Tabii. Şimdi orada e, bir kanon oluşumuna katkının söz konusu olmadığını düşünüyorum. Çünkü <laughs> şöyle e, edebiyat ajansı aslında ticari bir işletmedir. Ee, ne olursa olsun. Siz kendi edebi beğeninize göre de seçebilirsiniz, başka kriterlere göre de seçebilirsiniz temsil ettiğiniz ajanstaki yazarları. Ve bu yazarların kanon içerisinde nasıl değerlendirileceği biraz önce bahsettiğimiz aktörlere bağlı. Bunun için de e, bu yazarlardan e, ilham alacak, etkilenecek olan okur. Bu yazarları kendi dünyasına ait gören e, yazar, e, bu yazarların edebiyat, tarihi ve dünyası içerisindeki yerini önemseyen, eleştirmen, bütün bunların bir arada olması gerekir. Hı hı. Edebiyat ajansı sadece sunmakla yükümlüdür. Bu sunmayı da yayın evine yapar aslında. Yayın evi daha sonra bu yazarın değerlendirmesini bahsettiğimiz aktörlerin dünyasına açar. Oradan sonraki yolculuk ajansın dahil olmadığı bir yolculuk okur tarafından nasıl algılanacağı ya da eleştirmenin ne diyeceğini ne kontrol edebilirsiniz, ne de bilebilirsiniz aslında kitap yayınlanmadan önce sizinki çok birebir ve başka bir ilişkidir o zamana kadar gelişti. Onun için edebiyat ajansları çok da fazla rol almazlar dediğim gibi arka planda dururlar ama. Bahsettiğimiz şey de elbette ki şahsi beğenisi bir edebiyat ajansının çünkü genel olarak bütün dünyada sadece kendimden bahsetmiyorum İşte Orhan Pamuk'un ajansı da New York'ta ve Wiley ve onun da şahsi bir beğenisi var. Ama aynı zamanda ticari bir takım düşünceleri de var. Sizi birleştirip alıyorsunuz oraya, yani bazı yazarları ona göre, bazı yazarları başka kriterlere göre seçebilirsiniz ayrıca. Elbette ki bu sizin kamuya sunmaya gönlünüzün teşne olduğu yazarlardır. Hiç sevmediğiniz, nefret ettiğiniz ve çalışmaktan ve okumaktan hiç hoşlanmadığınız bir yazarla zannetmiyorum ki bir ajans çalışsın. Onun için evet aslında başka bir seçim yapıyoruz. Fakat bu çok kısıtlı bir seçimdir. Çünkü e, benim gibi çalışan başka ajanslar var. Benim gibi çalışan başka ajanslar dünyanın başka memleketlerinde, başka şehirlerinde de var. Biz hepimiz kendimizi e, arka plana koyarak yazarları sunuyoruz. Bütün bu yazarlar binlerce. O binlerce yazar içerisinden bahsettiğimiz kanon denen şematik e, anlamaya ancak e, diğer aktörlerle beraber karar verebilir insanlar. Yani ben biraz şey gibi anlıyorum söylediğiniz. Hani yeterli bir e, şart değil. Edebiyat Ajansı'nın varlığı ama gerekli şart. Yani o ilk e, e, yani alana ilk akses edilmesinde çok etkili bir yol, Şimdi şey. Türkiye yani, de çok değil. Şimdi Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ben bunu 20 sene önce başlattığımda e, bunun adı bile bilinmiyordu. İşte e, Remzi'ye gittiğimde e, Erol Bey bana nasıl bir yazar sendikası mı kurmak istiyorsun çocuğum demişti. E, hakikaten anlaşılamayan bir şeydi. Yani yayıncıların da anlamadığı bir şeydi. E, yazarların bazılarının da anlamadığı bir şeydi. Bu bir menajerlik mi, PR mı yoksa... O nedenle e, çok da yayın evlerine sunmakta illaki gerek şart olan bir şey değildi. Şimdi elbette arkasında farklı farklı ajanslar kuruldu daha sonra. Arkasında e, saygı duyulan bir ajans olan bir yazarın tabii ki kabulü daha kolay oluyor. Bunu yadsıyamayız. Ama hala Türkiye'de gerek şart değil. Amerika'da ajansınız olmadan bir yayın evinin sizi kabul etmesi neredeyse mümkün değil. Okuması dahi mümkün değil. Fakat Türkiye'de hala bunu yapabilirsiniz. Onun için Türkiye'de gerek şart olduğunu düşünmüyorum. Evet, iyi bir ajans muhakkak bir üst seviyeden okumayı, şansınızı arttırmayı sağlar. Peki çok teşekkür ederim. Yani hani bu dünyadaki hani piyasa hem de bir piyasa çünkü edebiyat yani hani onunla ilgili de şeydi. Yani söylediğiniz ee, var... önemli. E, e, evet, buyurun. Yani çok pardon, az önceki soruya ilişkin e, ben de naçizane e, bir yorumda bulunmak isterim izninizle. E, esasen e, bazen de tabii e, kanon oluşması, hani teorik olarak konuşalım şimdi öyle pat diye e, olacak bir şey değil ama bu bir süreçse bunu öncelleyen kimi aktörler var. E, diyelim son zamanlarda yaşanılan e, gelişmeleri bir e, paranteze alıyorum e, öyle konuşuyorum e, Hasan Ali Toptaş'ın e, giriş bileti almasında ve konumlanmasında Barbaros Altun'un rolü çok büyüktür e, şimdi e, ve belki yüzyıl sonra nasıl alımlanacak Hasan Ali Toptaş onu çok bilmiyoruz ama e, yazar e, kuşkusuz ajansın ona biçtiği rolü İçselleştirip e, o doğrultuda başka bir çalışma içine girdi. Ama Hasan El Toptaş özellikleri itibariyle dediğim gibi son dönem yaşananları paranteze alarak e, konuşuyorum. E, biraz da atlayarak konuşuyorum. Tüm mahallelerin e, mahalleleri kesen özellikler taşıyan bir yazardı işte dediğim gibi yani ajansın burada önemli rolü olabiliyor. Evet. Yani sorunuz şu anlamda da şey tabii şöyle bir soruyu da çağırıyor. Yani bu sempozyum kapsamında şey çok konuşuldu. Yani Türkiye'de işte bir ulusal kanun meselesi ve de hani çok parçalanmış parçalanmış demeyeyim de tam sizin de değindiğiniz işte bu farklı mahallelerin farklı kanunları eee ister istemez insanın aklına şey geliyor. Barbaros Bey siz, hocam size de soracaklarım var da yani gene de buradan devam etmek istediğim için gene hı hı. E, e, şey e, şeye sorayım. E, yani peki bütün bu hani herkesi kesen bir şey mesela öyle yani iki şey sormak istiyorum. Bir herkesi kesen bir şey bir kriter olabilir mi gerçekten bir yazarı prezante etmekte ya da bir eserin? Madam Sorry. pardon Barbaros Bey'e soruyorum. Benim eee hmm. lazlığıma verin bir şey yaptım. Hayır hayır. Hiç <laughs> öyle bir ben ha. ben öyle bir kriter asla gözetmem. <laughs> ben e, öyle bir kriter gözetsem hiç işte biraz önce bahsettiğim e, Türkiye'deki e, okurun belki %90'ına hitap etmeyen, hiçbir kesimi kesmeyen Mehmet Murat Somer'in de sıfırdan başlatarak beraber yol aldığımız bütün dünyada Penguin'den Rizzoli'ye kadar yayınlanmasını sağladığım eşcinsel bir yazarın eşcinsel bir karakteridir bu. Türkiye'de hangi kesimi keser bu bilmiyorum. Ben esasında seçimimi sadece şuna göre yaparım. Ben okumaktan keyif alıyorsam ve yazarın dünyasına ikna oluyorsam özellikle edebi dünyasına o yazarla çalışırım. Ama bu şu kesimi keser bütün ortak noktalarda dolaşır o beni ilgilendirmez. Benim ilgilendir beni ilgilendiren şey ben aldığım yazarı dünyaya sunabilir miyim? Dünyada bunun bir sesi var mıdır? Birkaç dilde okuma yapabilen bir insan olduğum için ve yurt dışında çok uzun süre bulunduğum ve oralarda eğitim de aldığım için bu konularla ilgili okumalar yaptığım için dünyanın e, algılamasının nasıl değişebildiğini görmüş bir insanım. O nedenle doğru noktalarda doğru seçimler yapabildiğimi düşünüyorum. O nedenle biraz önce Emrah Bey'in söylediği gibi, evet bazı yazarları e, aldığımda onları dünyaya sunmamın ben alırken daha çalışırken mümkün olduğunu bilerek çalışmaya başlıyorum. Ama bunun sizin sorunuza cevap verirsem hiçbir şekilde onlarla alakası yok. Çok şahsi e, bir ee, okuma zevki ve aynı zamanda dünyayı algılama görüşümle alakası var. Peki e, Emrah Bey, sizin konuşmanızda Tampınar meselesi, e, çok yani Tampınar'ın kan, kanon yani kanonlaşma e, teması etrafında tartışılması bana da şeyde çok önemli gelmişti. Dünkü e, yayın evleri panelinde de yani. Ee, pekala hani onun içindeki tartışmalara da oturtulabilecek bir şey. Bu sebeple hani e, açtığınız tartışma algılanması, farklı mahallelerin tam pınarı algılaması vesaire hani bunun için teşekkür ederim. E, bir de şey dediniz yani ya, bazı eserleri e, hatırlatır da dijital platformlar e, yani hem bazılarını öne çıkartır hem bazılarını işte hatırlatır Bazen unutulmuş şeyleri mesela bugün şeyden de bahsedildi mesela Ermeni edebiyatının hatırlanması vesaire gibi yani yeni e, yani sadece işte e, ulus ulus devletle beraber oluşan o hani Türk Türkiye ile o başka başka edebiyatların hatırlanmasında da mesela dijital platformların da etkisi oldu yayın evleri kadar. Peki siz mesela e, öne çıkardığınız dijital platformlarda öne çıkardınız hani yazarları eserleri. Belirlerken e, ne, ne tür kriterleriniz oluyor kabaca da olsa? Biz esasen şey değiliz yani e, çok <laughs> ulvi amaçlar e, peşinde e, işimizi yapmıyoruz. E, elbette tutkuyla ve severek yapıyoruz ama e, son kertede e, Edebiyat Haber ticari bir site ve ticari bir site olduğu için Reklamlarla hayatını sürdürüyor. Ee, yayın evlerinin gündemine bağlı olarak hareket ediyor. Tamam bunun yanı sıra bizim istediğimiz, öne çıkarmak istediğimiz e, eserler, yazarlar oluyor elbette. E, ama e, şunu yapıyoruz, e, kitap merkezli bir siteyiz e, ve e, hani sonuç itibariyle bir dönem gazetelerin kitap ekleri, ee, son kertede işlev olarak e, nasıl bir işlev üstleniyorsa Edebiyat Haber'de böylesi bir işlev üstleniyor. Çok e, etkisi tamam fazla okuru takipçisi fazla ama abartılacak bir tarafı da yok. Ee, yani işte kitapları tanıtıyoruz şeye, okurları. Yaptığımız sadece bu. Tanpınar meselesine gelirsek e, şöylesi bir durum da var orada. Nasıl ki e, hani sosyoloji literatüründe e, Hobsbawm, e, işte önemli makalesi Invented Traditions e, şey Benedict Anderson'ın hayali cemaatler e, meselesinde bahsedildiği gibi ulus e, millet milliyetçiler tarafından inşa ediliyor. E, iç sembolleri her şeyi inşa ediliyor. Eee da esasen aydınlar tarafından inşa ediliyor. Şimdi bir bakalım 1930 yılında güneş değil teorisi erken cumhuriyetin değil mi önemli bir dilsel argüman olarak e, icat edildi. Özellikle kullanıyorum bu kavramı. Yani işte e, dünyadaki ilk dillerden birinin Türkçe olduğu savı e, ortaya atıldı ve savunuldu. Sonra terk edildi bu. Ama o dönem gerekiyordu ulus inşa sürecinde. Yani gerekiyordu lafını da tabii tırnak içinde kullanıyorum. Buna benzer bir biçimde e, sun, sunuşunda e, bir parça belirttim. E, Fatma Köşüroğlu ile Tolga Bektaş e, Ferah Feza Mucizesi e, adında şahane bir makale kaleme aldılar. Huzurdaki Ferah Feza Mucizesi. E, yani 2003 yılında kitaplık dergisinde yayınlandı. Bir müzikal form e, dahilinde huzurun okuması. Bu da esasen bir şey. Ee, yine tırnak içinde ve dikkatli kullanıyorum bir zorlama okuma da olabilir ama güzel bir okuma hoşuma gitti doğrusu ee, ve de bir inşa huzuru kanonik e, edebiyat kanonu olarak inşa etme yollarından birisi bu çalışma ee, Ahmet Amin Tanpınar Ferah Feza ayinini çok seviyordum ama belki de e, şey e, tamam nesnel bir karşılığı var. E, eserinde geçiyor, huzurda geçiyor. Ama Ferah Feyza ayinine göre e, eserini oluşturmadı. E, ama daha sonra o eseri okuyan aydınlar başka bir şey buluyorlar. Yani milletin inşasıyla e, kanonun inşası birbirine çok benzer süreçler. İkisi de aydınlar tarafından yapılan yani e, Aydınlar derken kastım anlaşılıyor sanırım e, ve e, ikisi de inşa süreçleri e, icat edilen tarafı çok yüksek elbette nesnel karşılıkları var yani hiç kimse e, Türk diye örnek verdik hadi oradan devam edelim tarihsel bir bu da tehlikeli köken e, elbette herkes bulabilir bir karşılık bulabilir e, Ferafeza ayinin de huzurda bir karşılığını bulabiliriz. E, yani zorlarsak bulabiliriz. Ama belli bir soy, soyutlama seviyesinden bakınca önemli olan nesnel karşılıkları değildir. Önemli olan e, Türk kimliğini inşa etmektir. Önemli olan huzuru e, bir modern edebi kanon olarak inşa etmektir. Bu doğrultuda müze kurulur, enstitü yapılır. Başka şeyler yapılır. Bunların hepsi şeydir esasen, fiktif e, oluşumlardır. Ahmet Tanpınar e, merhum yaşasaydı hani e, <laughs> biraz da güler geçerdi doğrusu. Ama hoş da bir durumdur. Neden? İşte e, yani şimdi tabelalar e, oluyor değil mi? Sevgi Soysal bu binada yaşadı. Yani bu, Bunlar tabii hayatı e, zenginleştiren, güzel şeyler. Bir taraftan her şeyin farkına vararak yaşamak çok tabii mutsuzluk verici bir durum. Ama yani bazı konularda da tabii kurgu olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Şimdi bir bir dinleyici sorusu var. Hilal Akçay'dan. Ee, Barbaros hocam konuşmanızın içerisinde kafamda şöyle bir soru oluştu, sormak istedim. Ee, gelecekle doğru bağlantı kurulabilmesi için geçmişin doğru yerleştirilmesi hususu bireysel bir durum ise e, postmodern dünya düzeninde belirli bir okur kanunundan bahsedilebilir mi? Demiş. E, Teşekkürler Hilal. Ee, şöyle bir şey e, söylemek isterim. Öncelikle gelecekle doğru bağlantı kurulabilmesi için geçmişin doğru yerleştirilmesi hususunun ben bireysel olmamasını istiyorum. Konuşmamda onu anlatmaya çalıştım. Bunun e, akademisyenler, eleştirmenler, gazeteciler, e, yazarlar tarafından aslında tüm e, Geçmişteki o kapalı kapıların kapağın e, açılması, e, bize gösterilmek istenmeyen e, yerlerin gösterilmesi ve bu nedenle de ortaya çıkması taraftarıyım. Ama eğer bu yapılmazsa, evet, bu maalesef benim gibi insanların bireysel çabalarıyla kendi kazılarını yapmasıyla olacak olan bir şeydir. Ve söylediğiniz şeye de katılıyorum. Bu yeni dünya düzeninde, postmodern, bilmiyorum postmodern midir yoksa post postmodern midir artık, e, bu yeni dünya düzeninde belli bir okur kanonundan elbette bence bahsetmek mümkün. Çünkü okurun artık e, pek çok akademisyen, eleştirmen, e, yazar, benim öteme geçen okurlar, e, e, erişim kaynakları var ve buradan e, kendilerinin e, merak ettiği bütün yerlere yüzde seksen diyelim hala bazı yerler kapalı bazı kaynaklara erişim mümkün değil ulaşabilme olanakları var bu nedenle bir okurun kendi yolculuğunu e, sürdürebilmesi olanak dahilinde olduğu gibi bu okurların birbirleriyle, bakın şu anda biz e, farklı e, şehirler, farklı ülkelerden birbirimizle konuşabiliyoruz. E, okurlar da e, bu sanal dünyada birbirleriyle hem çok kolay iletişim sağlayabiliyorlar, hem de birbirlerinin kaynaklarına erişebiliyorlar. O nedenle evet, Okur kanonundan söz edebiliriz ve bence bu bugüne kadar oluşturulan tüm kanunlardan belki de daha demokratik bir kanon olabilir. İşte tam da bu nokta biraz böyle hani bu bu paneli kurgularken de hani e, kafamızdaki bir olasılığa getiriyor bizi. Yani e, siz mesela şey ilgimi çekiyor yani hani. Hep bu kanonu oluşturanlar böyle biraz kingmaker gibi ya yani hani tarihteki. Evet. Hani böyle krallara karar veren, edebiyatın krallarına kim karar veriyor? Yani krallarına, kraliçelerine. Ee, gibi bir durum var ve hep burada aslında hani onların kendilerine bir e, atfettikleri bir şey var, bir önem var yani. Bir yani de şu akademisyenler hani... ama siz mesela hani yeni şeyde ne bileyim ajans dijital medya, işte dijital platform yani siz tam tersini yapıyorsunuz habere. Ya bizim o kadar etkimiz yok ki aslında diyorsunuz. O aradaki <laughs> açı ilginç aslında yani. Anlatabildim mi? Bu tam da hani dediğiniz şeye getiriyor bizi yani tam da bu yeni bastı geçen yeni okul kanunlarını aslında belirlemekte örneğin dijital platformların muazzam etkisi var. Ama e, bir kendini geriye çekme içinde yani hani belki tam da o o, o, o ortamın edebiyat ortamının değişimini gösteriyor aslında sizin kendinizi konumlandırın. Şöyle bende çünkü biraz önce bahsettiğimiz geçmişi doğru okumak aslında bu hususta da e, mümkün çünkü geçmişte kendisini Tanrı seçici konumuna koyan heteroseksüel beyaz erkek e, egemenliğinin aslında ne kadar yanlış bir iş yaptığı, e, bütün azınlığı, kadını, LGBT'yi yok sayarak, yok ederek e, kendilerini e, kingmaker durumuna e, koymalarının aslında e, tarihsel süreç içerisinde bizim bile gördüğümüz, bizim yaşadığımız dönem içerisinde ne kadar önemsiz olduğunu gördüğümüz için bence e, Emrah Bey de ben de tabii ki yaptığımız işin e, öyle bir önemi olmadığını görüyoruz yani çünkü burada sadece siz önerirsiniz bazı şeyleri geri tamam. kalan aktörlerin e, kendi dünyalarının e, algıladığı biçimde bunları seçmesi ve üzerlerine eğilmesi gerekir yoksa e, geçmişte yapılan şeyi tekrar etmiş oluruz hatayı günahı hatta ya bir de şöyle bir durum var bir eserin alımlanma sürecinde biliyorsunuz üç farklı yaklaşım var okur merkezli, yazar merkezli e, ve eser merkezli. E, şimdi eser merkezli yaklaşımda tamam eserin semantik bir öz, e, özelliği olduğu varsayılır ve e, çağlar boyunca e, bunun bir biçimde kendini koruduğu zımni olarak kabul edilir. E, bu e, anlayış e, egemen olsaydı bizim yaptığımız şey olabilirdi hani buranın e, diyelim işlemesi için e, eseri tanıtan e, bir e, önem e, içeri, içerebilirdi. E, fakat işte Barbaros Bey de e, belirtti. İşte Edebiyat haber tamam yılda bir milyon üzerinde tekil ziyaretçi e, tarafından e, ziyaret ediliyor. Bakıldığı zaman ciddi bir etki. Ama işte son kertede biz sunuyoruz. Hani e, orada e, alımlıyorlar ve nasıl alınmayacak e, bilinmiyor. Şey de öyle yapıyor. E, bakmayın e, PR şirketleri ne kadar para dökülürse dökülsün e, bir e, giriş bileti için belki e, önemli e, gözükebilir. Ama kanonlaşma süreci için e, çok ciddi bir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani aynı sadece şey tırnak içinde yayıncılık piyasasına sunar o ismi, oranın aktörlerine sunar. Oranın aktörleri içinde de elbette dergiler, dijital yayınlar bunlar var. Ama hala en güçlü aktörlerin yayın evleri olduğunu kabul edelim biraz da şeydir hani tamam içerik üreten kraldır bunu kabul ediyoruz yayıncılık anlamında dijital yayın anlamında parayı veren ne düdüğü çalar <laughs> böylesi bir şey de var günü parayı zorunda. takip etliyorsunuz <laughs> evet yani işte acı gerçek belki de böylesi bir durumda var yani hani şöyle olabilirdi Tülin Bundan 10, işte 12 yıl önce Edebiyat haber başladı. O zamanlar şey e, diyebilirdim. E, rolümüz e, çok iddialı şeyler söyleyebilirdim. Ama zaten e, şimdi e, şey yok. Hani bir biçimde tanıtıyorsunuz. İşte e, ne diyebilirsiniz ki? Belirliyoruz şu bu. Bunları söyleyemezsiniz. Hani bunlar e, kimse söyleyemez. E, yani bir bilinemez durum esasen çok faktör var o faktörlerden biri belki ee, ama e, şu da bir gerçek e, suyun başında e, duranlar bir biçimde e, o iktidarın gücünü kullanarak kullanarak e, hani e, giriş çıkışı e, tırnak içinde denetlerler. E, ama şimdi her şeyde olduğu gibi iktidarda da e, ikili bir anlam var. Hani olumlu kullanabilirsiniz, olumsuz kullanabilirsiniz. Şimdi ceberrut hale de gelebilir bu. E, çok e, olumlu da olabilir. İletişim kanalları açık olur. Yazar yaza, yazar adayı e, kendini rahat hisseder işte 20 yıl önce hadi adını da vereyim Cumhuriyet kitabı bir yazı gönderdim. Şimdi 3 ay oldu yazıyı alıp almadıklarına dair hiçbir şey söylemediler. Birkaç kez sordum, söylemediler. 6 ay sonra yazı yayınlandı. Şimdi bu esasen şey, insanları o dergilerden soğutanla bir faktör ee, yani işte edebiyat haberde Naçizane e, bize yapılmasını istemediğimiz e, şekilde e, davranmaya gayret ediyoruz e, zamanında tabii bu olumsuz örnekleri gördük bu da işin bir e, boyutu hani e, kanon oluşumuyla çokça bir alakası yok e, belki fakat e, işleyişe dair bir konu. Evet. Ee, şimdi e, teşekkürler de geliyor tabii. Hani onları tek tek okumayacağım. Ee, yani söylediklerinize ilişkin hani e, benim kendimin tartışmalı gördüğüm bir iki nokta var. Yani tartışmalı demeyeyim de katkı yapmak istediğim daha doğrusu. O daha doğru olur. Şimdi e, siz bu heteroseksizim meselesinden bahsettiniz ya Barbaros Bey. Evet. Yani oradaki aslında daha önceki o körlük bana çok şaşırtıcı gelmiyor bir tarihçi ve bir sosyolog olarak. Hı hı. Ve biz şimdi e, bu mesela hani bayan okur falan tabii kabul edilmez laflar da mesela bu kadın okur meselesi de popüler edebiyatta özellikle hani bu da böyle evet doğru kadınlar daha çok okuyor. Popüler edebiyatı da daha çok okuyorlar. Yani zaten kadın okur çok. Edebiyat evet, kadınsı bir alan olarak kullanıyor. Ama hani o bayan okur demek falan. Fakat şimdi şu anda bunları görmemiz önemli. Ve e, hani katkı şöyle bir şey. Demek ki e, çok da böyle iki alan. Alanlar belki birbiriyle çok konuşamıyor. Hani bunu aşmanın yollarını bulmamız lazım. Mesela... İşte bu e, aslında yani çok tartışılıyor böyle şeyler akademide. Yani belli yerlerde, belli şeylerde ama tartışılmaya başlandı. Mesela Seycan Tilki'nin bir tezi var. Ya da işte Irvin Cemilşik bu Osmanlı'daki cinsellik üzerine yazıyor ya da ne bileyim işte kadınlar ve Suç üzerine yazan ıı, tarihçiler var yani hani başka şeyler üretiliyor aslında akademide ama demek ki bir şekilde bu alanları buluşturamıyoruz. Hani evet tam önemli. bahsettiğim oy, oydu benim. Bizim Hı. aslında bütün bunlardan bir ortak söz üretme platformuna ulaşmamız gerekir bireysel çabalardan ziyade. Ee, ve bu okumaların yapıldığını biliyorum. Ben de yapıyorum çünkü aynı okumaları bütün hayatım boyunca yaptım ve bazı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Karine ile de olabilse. Ama bütün bunların bu sempozyum gibi e, ciddi kabul edilen e, bir LGBT kanunu üzerinden tarihsel gelişim üzerinden değerlendirilmesi gerekir ki hem ciddiye alınır hem o zaman bahsettiğiniz ortaklıklar ve farklılıklarımızı konuşmaya başlayabiliriz buradan ama gerçeklik üzerinden. bir de şunu eklemek isterim izninizle. Ya yani, e, hanım e, gibi e, ya yani, e, sözcükleri çok seçerek e, birisi dahi e, körlük e, metaforunu kullanabiliyor. Esasen sakat çalışmalarının e, geliş yani disability studies'in eee içinde gelişkin olmadığının, toplumsallaşmadığının da bir göstergesi. Ee, Barbaros Bey'in hassasiyetine çok katılıyorum. Ama bunun yanı sıra e, sakatların temsili e, konusunda da ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Edebiyatta e, hani çalışmalar yok denecek kadar az. E, şey de öyle hani e, zaten mimari şu bu erişim konuları bir tarafa bırakalım. E, şimdi edebiyatı konuşuyoruz. Dilimizin içine de işlemiş bir şey var. Metaforları kullanırken, e, sözcüklerin e, farkına varılmadan e, diyelim. Tabii burada niyet önemli. Siz başka bir e, niyet e, kullandınız. Ama e, körlük yerine başka bir metafor da kullanılabilirdi. Toplumsal olarak sakat çalışmaları, LGBT çalışmaları kadar... E, Egemen olsaydı e, hani o esasen egemen de bir taraftan son yıllarda e, 80'lerden sonra e, şimdi e, o zaman e, affınıza sığınarak Külün Hanım e, yani bir sosyolog körlük metaforunu kullanamayacaktı. E, ya da edebiyat mahfilinde bu tür çocuklar kullanılamayacaktı. Ama Barbaros'un Barbaros, Barbaros e, Bey'in Başta söylediği gibi e, tamam dilden, dilin kirinden arınalım. Ama şunu da bilelim. Siyaseten doğruculuk e, sonsuza kadar mümkün değil. Dil esasen kirli de bir şey. Hani onu da bilelim. Yani e, körlük metaforunu kullanmak da bize başka kapılar açabilir. E, şöyle bir İb şey söyleyeyim. İbni... İb İb Sözcüğünü kullanmak da başka kapılar açabilir. Evet. E, ama burada bir şey kastediliyorsa e, yani e, bir e, aşağılama e, aşağı, başka hani e, tabi bir niyet okuyucu da yok. E, sonuçta e, söz, sözcükleri kullanıyoruz ve geçiyor. E, ama tabi biz farkındayız. Fakat dilde yani dilin masum bir şey olmadığının farkındayız en azından bu da iyi bir şey yani. Yazarken de farkındayız hani okurken de farkında olmaya çalışıyoruz. Evet çok haklısınız yani ne diyeyim haklısınız. <laughs> Gerçekten haklısınız. Yok ben hani bir e, burada şahsi bir eleştiri için değil anlıyorum, de... Anlıyorum anlıyorum öyle yani, de algılamadım zaten. Toplumsal e, anlamda e, böyle bir hassasiyetin gelişmemesinden dolayı ister istemez bunlar kullanılıyor. Tabii tabii hiç öyle algılamadım zaten e, ve de hak veriyorum size. Şimdi e, biraz böyle yaklaşıyoruz sonuna... E, Kapatıyorum. Eğer sizin de izniniz varsa söyleyeceğiniz son bir şey var mıdır? Teşekkür ee, bir... ederim ben. En azından artık dediğim gibi bu bağlamda ve bu tür bir sempozyumda bunları konuşma düzeyine gelmiş olmamız benim için Hı -hı. hakikaten kendi bireysel gelişimimi ve 40 senedir bu konudaki okumalarımı aslında boşa olmadığını ve bir yere en azından bir taş atıldığını gösteriyor. Bunları konuşabiliyoruz artık. Hı -hı. Bana çok teşekkür ediyorum. Ee, hani sizin e, Tülin Hanım değerli e, katkılarınız, e, Barbaros e, Bey'in e, hani e, esasen altını önemli çizdiği e, ve hepimizin paylaşması gereken e, farklı okuması e, doğrusu e, ben de hani naçizane görüşlerimi iletmeye çalıştım. Burada bulunduğum için şanslı sayıyorum kendimi. Çok teşekkürler. Biz tekrar teşekkür ederiz. Bu aslında bizim devam eden bir sempozyumlar dizisinin parçasıydı. Bu kanun ve edebiyat hani bir müessesi olarak kanun bizim yaptığımız altıncı sempozyum. Ee, geçen sene yaptığımız da kitabı çıktı. Hani onu da daha yeni çıktı, taze. Edebiyat ve Gündelik Hayat. Yani Edebiyatın izinde sempozyumlarının beşincisinin kitabı. Ee, umuyoruz bunun da kitabı olacaktır. Bağlam yayınlarına teşekkür ediyoruz. Sanat Kriti'ye teşekkür ediyoruz bize bu e, platformu sağladıkları için. Zaten de parçası olduğumuz yapılar yani. İnsanın kendi kendine teşekkür etmesi gibi oluyor. O yüzden böyle teşekkür edince. E, Sempozyum, yani iki günlük sempozyum boyunca çok fazla şey tartışıldı. Tabii hepsini böyle bir kapanış konuşmasında özetlemek kolay değil. Ama kanunun anlamları üzerine e, duruldu. Yani nasıl bir işte e, teolojiye gittiği e, kanun, norm anlamı e, ve politikayla bağlantısı, politikayı ama geniş anlamda alarak politikalarla bağlantısı, bu son oturum da bence buna çok katkıda bulundu. Sonra kanunu oluşturan aktörlerin kimler olabileceği üzerine çok yeni açılımlar getirildi sempozyum boyunca. Zaten hani çok belli olan yazarlar eserlerin ötesinde akımlar, hareketler vesaire, eleştirmenler yayın evlerinin rolü zaten başlı başına ve çok bence yaratıcı verimli bir tartışma içinde ele alındı. Çeviri meselesi ve Türkiye'de işte Türkçe kanunun Dünya edebiyatında nasıl alımlandığı, ee, dolayısıyla burada hani Barbaros Bey'in sözlerinin de aslında yeri olacaktır bunun içinde. Ee, ve işte çevre kanonlarının birbiriyle konuşup konuşmadığı gibi meseleler ele alındı. İşte ödüllerin rol, yolundan, rolünden bahsedildi. İşte üniversitelerin, üniversite evlerinin, akademisyenlerin e, e, rolünden bahsedildi ama en çok okurların rolünden bahsedildi yani e, bu alanın e, kralı krallarını kraliçelerini ve akla gelmeyen başka cinsiyetlik yazarlarını herhalde en çok belirleyen okurlar e, devletin ve onun kültür politikalarının tabii ki muhakkak ya da kültür politikasızlıklarının etkilerinden e, de bahsedildi ve tüm bunlar olurken kimlerin dışarıda bırakıldığı üzerinde çokça durduk bu bu panelde de durduk. hani kadınların e, kendine ait bir oda bulamamaktan, yayın evlerinde e, işte ne ölçüde temsil edildiklerine kadar varan ve benim de aklıma gelmeyen başka tartışmalarla kanun içindeki yerinden LGBTİ'den, işte Türklük Sözleşmesinin dışındaki aktörlerin yerinden yazarların eserlerin yerinden bahsettik dil meselesi dilin yani kanonundaki işte kanon kurucu etkisinden çok bahsedildi ee, ve aslında geldiğimiz yerde e, hani bizim kanonumuzun böyle ideolojik vesaire pozisyonlarla nasıl ayrışmış olduğunu olduğu üzerinde sıkça duruldu yani bir ulusal kanon var mı zaten bilinen bir tartışması yani kanonlaşma e, sahasının fakat geldiğimiz noktada artık kanondan değil kanonlardan bahsedebileceğimiz üzerinde çokça durduk kanonun çoğulluğundan, dinamikliğinden bahsettik geçişli olup olamayacağını bu kanonlar arasında geçişler olup olamayacağını konuştuk ve en sonunda da e, değişen koşulların bütün bu süreçler üzerindeki etkisinden e, konuştuk ve son olarak da sizinle kanonun yeni güzergahlarını konuştuk e, daha önceki panellerde de sıkça değinilmişti e, yani artık bir kanonlar ortamından bahsederken bir yönüyle de farklı sesleri daha çok duyabilmemiz neyse ki mümkün diyorum ve böylece bu sempozyumu kapatmak da bana nasip oldu. Katılan herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. hoşça Hoşçakalın.